Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili Kur'an hükmünü ifade ettiği için linç edildiği bir süreci yaşadık ve bu yaşananlar elbette kutsal değerlerin ve aile yapısının da hedef alındığını ortaya koydu. Aile kurumu neden hedefte? İşte bu sorunun yanıtını arayacağız. Konuklarımız var. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun ve Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer Aycı. Sayın Aycan, Sayın Sorgun, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Sorgun, evet, sizinle başlayalım. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Sorgun, sizinle başlayalım. Şimdi yaşananlar ortada. Diyanet İşleri Başkanımızın nasıl linç edildiği ve farklı girişimlere de maruz kaldığını da takip ettiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananları? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız ne demiş? Ona bakmamız lazım. Ne dedi okuduğu Cuma hutbesinde Hacı Bayram Camii'nde? Ey insanlar, canımıza, malımıza, aklımıza, inancımıza, neslimize zarar verden şeylerden uzak duralım. İslam zinayı, lutiliği, eşcinselliği lanetliyor diyor. Şimdi yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bunu demesinden daha doğal ne olabilir? Bunlar Kur'an'ın hükmü, Hazreti Peygamber'in öğretileri. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bunun aksini mi söylemesi gerekiyordu Diyanet İşleri Başkanı? Hı hı. Ama mesele aslında Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri değil. Bakın anayasa biliyorsunuz 41. madde ailenin korunmasını emrediyor. Esas bunların hedefi aslında aile. Metni incelediğimizde bu nereden çıktı bu tartışma? Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamadan çıktı. Ve sözde insan hakları derneği. Parantez içinde ünlemini de koyuyorum. Sözde İnsan Hakları Derneği suç duyurusunda bulunuyor. Efendim ayrıcalık yapılıyormuş. Her ne kadar bu çağda yaşıyorsa da 9-10 asır öncesinin veya nesil öncesinin dogmalarıyla hareket ediliyormuş. Tam tersi aslında hani derler ya şecaatin arz ediyor, arz ederken sirkatin söylüyor. Bunlar tam 4000 yıl öncesinin sapkınlıklarını dile getiriyorlar. Ama Diyanet İşleri Başkanı'na efendim çağın öncesindeki düşünceleri, dogmaları ifade ettiğini söylüyorlar. Burada aslında mesele Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şahsı değil. Bir toplumun değerleri, inançları, aile yapısı. Hı hı. Sayın Aycan, sizin için, de görüşünüzü almak isterim bu noktada. Sayın Sorgun, buyurun tamamlayın efendim. Bitirdiğinizi düşündüm. Özür dilerim. Yani burada önemli olan bu sapkın, hastalıklı tarz eğer birilerinin özel hayatı ise niçin onu kamusallaştırıyorsunuz? Niçin onu meydan meydan, şehir şehir ifşa ediyorsunuz? Mesele özel hayat değil. Mesele aileyi çökertmek, toplumu çökertmek, insanlığı çökertmek, nesli bitirmek. Sayın Aycan, sizin de görüşlerinizi almak isterim. Sayın Sorgun'u da dinlediniz zannediyorum. Buyurunuz. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini söylemiştir. Kendi fikirleri de değil, zaten Kur'an-ı Kerim'de olan hükmü ifade etmiştir. Burada Ankara Barosu'nun konuşması çok ilginç. Bence amacı direkt İslam dinine saldırıdır. Bunu bahane ederek İslam dinini aşağılayan, İslam dinine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Sanki bunu bir fırsat gibi görmüş. Bu vesileyle olaya taraf olmuştur. Burada kendini taraf olmasını gerektiren bir durum yokken, hiç alakası yokken Baro böyle bir açıklama yapmış ve direkt İslam dinine saldırmıştır. Peygamber Efendimiz'e saldırmış, dinimizin hükümlerine saldırmış, dinimizle alay etmiştir. Ben bunu tamamen kasıtlı bir davranış olarak görüyorum. Siyasi bir hamle olarak görüyorum. Gereksiz bir şekilde, üstelik Ramazan ayında böyle bir saldırı, onların haklarını koruma saldırısı ya da amaçlı bir davranış gibi gelmiyor bana. Tamamen bir fırsatçılık ve vazife olmayan bir alanda kendi kendine yorum yaparak direkt İslam dinine saldırı olarak görüyorum. Bu ilginç bir durum, bir fırsatçılık olarak görüyorum. Ama başka bir ilginç durum da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu savunmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi de burada savunmuş ve taraf olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri
bununla ilgili açıklama yapmış ve barodan yana tavır takınarak burada kamuoyundaki tartışmayı körüklemiştir. Ben bu CHP'nin bu davranışını da doğru bulmuyorum ve hiç gereksiz bir şekilde CHP olaya taraf olmuştur. İslam dinine saldırıyı savunmuş ve ondan yana, barodan yana tavır sergileyerek genel olarak dinimize karşı, toplumumuzun değerlerine karşı tutumunu göstermiştir. Ramazan ayında böyle bir tartışmanın olması hiç de hoş olmamıştır. Türk toplumunun, Türk milletinin, İslam aleminin bugün kutsal değerlerin konuşulduğu bir yerde İslam diniyle alay eden, İslam diniyle dalga geçen, onu aşağılayan bir tutum baroya ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmamıştır. Her ikisi de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tabii ki kabul edilemez davranışlardır ve Milliyetçi Hareket Partisi buna karşı açık bir şekilde de tavrını koymuş ve duruş sergilemiştir. Sayın Aycan, şunu da sormak istiyorum. Şimdi son dönemde özellikle eşcinsel örgütlerin ciddi manada politize olduğunu ve dünyada politika belirleyicilere yönelik çok ciddi etkileyebilme, politikaları etkileyebilme kabiliyetine de sahip olmaya başladığını görüyoruz. Nedir değerlendirmeniz? Evet. Ne amaçlanıyor sizce? Yani tabii ki eşcinsellik çok tartışılacak bir konu. Tıbbi konusu var, hukuki yönü var, sosyolojik yönleri var falan. Ben bir hekimim biliyorsunuz. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Özellikle anal ilişki cinsel yolla bulaşan hastalıkların en fazla olduğu, en fazla bulaş olduğu yöntem bu yöntemdir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar diye bir grup hastalıklar var biliyorsunuz. En akla gelen tabii ki AIDS akla geliyor insanların. Ama birçok hastalık var, sadece AIDS değil. Bu hastalıkların bulaşmasında en önemli risk faktörü anal ilişkidir. Şimdi hal böyledir. Tartışılıyor, bu bir sağlık sorunu mudur, psikolojik sorun mudur tartışması var. Herkes farklı şeyler söyleyebilir. Ama sorun bunu alenileştirmek, bunu savunmak, bunu meşrulaştırmak davranışları bana ters geliyor. Sosyolojik anlamda bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ve bunun reklamını yapmak, bunun propagandasını yapmak, bunu normalleştirmek, hatta idealleştirmek gibi davranışlar oluşmaya başladı. Yayınlar bu şekilde yöneldi ya da işte gruplar bu şekilde baskı yapıyor. Bu kasıtlı bir durum. Bunu aile yapısını bozmak, toplumsal işleyişi bozmak mantıklı veya amaçlı davranışlar olarak görüyorum. Yoksa kişilerin sorunları da değil. Mesela ben eşcinsel bir kişinin bunu bu şekilde aleni hale getirmek veya bunun haklarını arama derdine düştüğünü de sanmıyorum. Ama bir takım grupların, derneklerin ya da oluşumların bunu meşrulaştırma çabasını, bunu reklamını yapma, özentisini yapmayı toplumsal anlamda tehlikeli görüyorum. Sayın Sorgun, sizin de bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Bu örgütlerin bu kadar etkinlik kazanması size ne düşündürtüyor? Şimdi bir eşcinseller var, sapkınlıklar var. Bir de sapkıncılar var, eşcinselciler var. Bunlar toplumları gütmek istiyorlar, hükümetleri yönetmek istiyorlar. Kendilerince bir dünya kurmak istiyorlar. Aslında nasıl madde bağımlılığı bir hastalıksa ve madde bağımlılığıyla mücadele, o bağımlılığa tutulanlarla mücadele değil ve onlar ötekileştirme değilse ısrarla diyor ki efendim siz ötekileştiriyorsunuz. Hayır efendim. Bakın biraz önce orada Sefer Bey değerli mevkidaşım, milletvekilimiz hekim. Ben de hukukçuyum. Hukukçuların ve tıpçıların ortak okudukları bir ders var. Adli tıp dersi. Bu adli tıp dersinde bu eşcinsellik ve bir kısım bunlar sapma olarak ve sapkınlık olarak görülür. Ders olarak da okutulur bu. Ama ne yazık ki bu dersi herhalde okumamışlar veya derslerine çalışmamışlar. Yani baro ötekileştirme olarak bunu ifade ediyor ve sesi çağlarda ötesinden gelen şahıs diyerek bakın nasıl küçümsüyor Diyanet İşleri Başkanımızı. Sesi çağlar ötesinden gelen şahıs. Ya sizin sesiniz 4000 yıl ötesinden geliyor. Ya bu bakımdan bunu asla ötekileştirme ve özgürlük adı altında ifade edemeyiz. Biliyorsunuz Almanya'da bir vatandaşımız 20 yıldır çalıştığı hastaneden nasıl ötekileştirildi, linç edildi. Mesele
bunların bireysel hayatları değil. Peki. Bu tarih boyunca insanlık var olduğu sürece bu problemler minimal düzeyde hep olmuştur. Bunları bize gerek tarih kitapları gerek dini metinler, literatürde Peki. bunlar var. Ama bunun toplumsallaştırılması ve politize edilmesi, bunun üzerinden politika üretilmesi kabul edilemez. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Buna karşı da gerek parti olarak gerek Cumhurbaşkanımız ve partimiz ve toplum bunu asla kabullenmemiş, gerekli tepkiyi vermiştir. Sayın Sorgun, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Aydın, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Teşekkür ederim. Hakkı yayınlar. Bakın Banu Hanım. Bir cümleyle lütfen Sayın Sorgun. Koronavirüsün bir gün aşısı bulunur, tedavi edilir. Ama bu beyinde bir hastalık olduğu için bunun aşısı herhalde zor bulunur diye düşünüyorum bu hastalığın.